Anayasa değişikliği için yapılan referandumda sandığa gidildi. Ancak listelerin alfabetik sıraya göre yapılmamış olması sebebiyle seçmen sandık başında sorun yaşadı. O kadar ki oyunu kullanamadan geri dönenler bile oldu. Listeler alfabetik sıraya göre ayarlanmadı ve seçmenlere yardımcı olacak görevliler bulunmadığı için vatandaşlar zor anlar yaşadı. Hatta bazıları oy kullanmaktan vazgeçip evlerine geri döndü. Referandum için yapılan düzenlemeye göre seçmenlerin oy kullanacakları merkezler değişmedi. Değişen sadece sandıklardı. Seçmen aynı merkeze gitti ama sandıktaki yerini bulmakta zorlandı. Listeler defalarca tarandı, ismini bulan oyunu kullandı, bulamayansa şansına küstü. Genel ve yerel seçimlerde böyle bir sorun yaşanmadı. Sorun yaşanmamasının sebebi siyasi partilerdi. Oy kapma telaşındaki partiler görevlilerini sandık başlarına göndererek seçmenin rahat rahat oy kullanmasını sağlamıştı. Referandumda oy kapma yarışı olmadığı için seçmen kendi başına bırakıldı. Gayet normal. Halk artık tercihini yapsın. Peki oy kullanma sırasında sorun yaşadınız mı? Tabii yaşadık. Çünkü bütün seçmenlerin ayrı ayrı. Annesinin ismi ayrı, babasının ismi ayrı, karısının ismi ayrı. Bunlar çok kötüydü. Alfabetik sıraya göre yapılmamış. Bu size yapılmamış nasıl maalesef. Hepsi bir saat, iki saat seçmen listelerine baktık. Hı-hı. O şekilde bulduk. Bulmayanlar tekrar motorluğa gitti, oradan buldu geldi. Hı-hı. Bu şekilde zorluk yaşadık. Peki, seçimde nasıldı? Böyle bir sorun var mıydı? Seçimde pek yoktu. Seçimde normaldi ama bayağı zorlandırdı. Ya hayırlısı olsun, yapın. Sonuçta millet için olan bir şey mi? Bakalım. Anayasa değişikliğini yani... Onaylıyor musun? Vallahi değişiklik her zaman yapılıyor da milletimiz için hayırlısı olsun yani. Referandumun masraflı olduğunu düşünerek hayır diyen seçmenler de vardı. Onlara göre referandumlar gereksizdi ve seçimleri meclis yapmalıydı. Ben kesinlikle karşıyım buna. Çünkü büyük bir masraf var. Takip ettiğim kadarıyla 103 trilyon yazıyor. Ben hayır kullandım zaten direktmen. Gerek yok bence. Meclisin seçmesi daha uygun. Peki gelmemeyi düşündünüz mü buraya? Düşündüm, son anda karar verdim. Yüksek Seçim Kurulu'nun 19 YTL olarak açıkladığı, seçmenin ise 17 YTL olarak bildiği oy kullanmama cezası sandık başına gitmede hem etkili olduğu hem de olmadı. Halkın istediğini beni değil mi? Hayır dedik. Hayır verdim yani. Peki oy kullanmamayı düşündünüz mü? Düşündüm. Düşündüm ama dedim ki bu benim vatandaşlık görevim. Kendimi göstermeliyim. Peki ben de... ceza uygulaması etkili oldu mu bu kararınız? Yok, ceza uygulaması 17 milyon hiçbir şey değil. Yani verme gücüm de var. Ama dedim ki insanlara dalga geçmesinler. Yani bugün bir sürü 15 kişi, 16 kişi şu an şehidimiz. 10 kişi de kaybımız. Yani üzücü değil mi insanlar için? Bir şeyler yapsınlar artık yani. İnsanlara dalga geçiyorlar. Ben hayır dedim. Hayır kullandım ben. Peki yani bilgim de yok yani bu konuda, bu şeylerden dolayı ne olur ne biter bir bilgimiz yok. Sandığa gelmemeyi düşündünüz mü? Hayır kulağınız çünkü. Hiç aslında düşünmedim, tek para cezası gelir diye, o yüzden geldim. Diğer türlü hiçbir şeyi yok yani.